Hoş geldiniz. Bugün Otomotiv Ekonomisi'nin Emre Özpeynirci Berlin'de olduğu için sizlere ben sesleniyorum. Otomobil fuarı Almanya'da Münih kentinde başladı. Emre Özpeynirci'nin yanında da Renault Mayıs Genel Müdürü Berk Çağdaş var. Bizlere o fuarda neler yaşandığını, neler değiştiğini anlatacak. Evet, sendeyiz Emre. Zela, iyi yayınlar. Evet, dediğin gibi Münih fuarındayız. Bu sene gerçekten ilklerin yaşandığı bir fuar. Pandemi nedeniyle 2 yıldan beri fuarlar düzenlenmiyordu. İlk fiziksel otomobil şovu oldu ve Münih'te ilk kez düzenleniyor. Normalde fuayı alanında sergilenmeye devam ediyor ama bu sene ilk kez open space dedikleri açık alanda da fuar düzenlenmeye başlanmış. Şu anda bulunduğumuz nokta o. Bir de Blue Line dedikleri mavi hatta da araçlar şehir merkeziyle fuar alanında test ediliyor. Gerçekten ilgi de fazla. Biz de tabii fuarları özlemişiz. Birçok teknolojiyi bir arada görüyoruz. Yanımda da Renault Mayıs Genel Müdürü Berk Çağdaş var. Berk Bey, yani baktığımız zaman gerçekten bir ilkleri yaşıyoruz ve otomotiv endüstrisi de bir devrimin eşiğinde aslında elektrikli otomobiller. Siz nasıl buldunuz fuarı öncelikli olarak? Evet, teşekkür ediyorum. Gerçekten söylediğiniz gibi otomotiv tek başına büyük bir değişim ve dönüşüm içinde sektör olarak. Ürünler, hizmetler, ürünlere bağlı hizmet seçenekleri vesaire çok ciddi böyle bir devrim niteliğinde değişikliklere imza atıyor. Renault ve Dacia markaları da adeta bu değişimin merkezinde. Fuar tabii pandemik şartlar sebebiyle 2 yıldır yapılamıyor. Bu sene ilk defa yapılan böyle bir canlı fuar. Tabii ki bu değişimden o da nasibini aldı. Açık alanlara taşındı. Ne bileyim, güvenlik standartları çok yüksek. Ama tek bir yönü var benim değerlendirebileceğim. Gerçekten bütün markalar, Renault ve Dacia markaları gerçekten burada bütün Ar-Ge faaliyetlerini teknolojide, özellikle mobilite adı verilen yeni otomotiv standardında geldikleri en son noktayı gösteriyorlar. Bu açıdan ben çok önemli buluyorum. Şimdi baktığımız zaman tabii Berk Bey, yani evet, Renault Dacia grubu ve diğer markalar bu konuda çok hızlı adımlar atıyorlar ve elektrikli otomobiller artık hayatın bir gerçeği oldu. Peki Türkiye'de durum nasıl olacak? Türkiye'de farkındalık adına siz bir takım adımlar atıyorsunuz, kiralamayla başladınız. Bu modeller, elektrikli modelleri Türkiye'ye ne zaman getireceksiniz? Ne zaman Türk tüketiciler elektrikli otomobil kullanmaya başlayacak? Söylediğiniz gibi bizim Renault olarak zaten bu konudaki tecrübemiz oldukça fazla. Dünyada da en çok satılan elektrik otomobil Zoe olarak biliyorsunuz. Renault'un kapsamı altında. Türkiye'de bununla alakalı büyük bir değişim ve dönüşüm var. Tabii Avrupa ülkeleri gibi daha yüksek standartlara sahip oldukları için hem şehir yerleşimi hem yol durumları, şehir teknolojisi anlamında biraz daha hızlı bir değişim dönüşüm oluyor. Türkiye'de biraz daha belki geç oluyor ama bizim tüketicilerimizde de, bizim otomobil severlerimizde de bu anlamda ciddi bir uyanış başladı. Biz çok sayıda soru alıyoruz. Çok sayıda test isteği alıyoruz. Bu da sevindirici. İşte paylaşımlı otomobiller alanında biliyorsunuz TikTok firmasıyla ciddi bir anlaşma yaptınız. Evet. Anlaşma yaptık. Türkiye'deki en yüksek hacimli anlaşmayı yaptık. Ve bu da benim için çok gurur verici ve sevindirici bir ilk oldu. Yeni araçlara gelince, dün hep beraber biliyorsunuz yeni Megane E-Tech efsanesini piyasaya çıkardı Renault. Hep birlikte bunun premierini izledik. Bu aracımız 2022'nin gerçekten muhteşem bir araç. Teknolojisiyle, konforuyla, standartlarıyla 2022 yılının ikinci yarısında müjdeyi verebiliriz. Yani Türk tüketiciler bu araca bugün, yani dün tanıtılan, bugün de resmi olarak tanıtımı yapılan %100 elektrikli Megane'a önümüzdeki yıl Haziran ayından sonra binme şansına sahip olacaklar. Tabii bizim ikinci büyük gücümüz Dacia markası. Dacia markası ulaşılabilir, yani otomobil konforunu ve mobiliteyi en ulaşılabilir standartlarda müşterilerine sunma
gayesinde olan bir marka. Orada da biliyorsunuz ayrı bir efsane geliyor. Spring geliyor. Bu da 2022'nin ilk çeyreğinde bizle beraber olacak. Erken ilk çeyreği diyebilirim yani. Bu da gerçekten bir elektrikli aracı ve bir elektrikli araçta arzulanan, istenen her türlü standardı en ulaşılabilir fiyat seviyesinde tüketicilere sunmayı hedefleyen bir marka. Yani 2022 yılında iki model Türkiye'de olacak. Bir de ekstra olarak şeyi söyleyebilirim tabii. Dacia'nın önemli bir yüzü olacağına çok inandım. Jogger 2022'nin yine ilk çeyreğinde bizle beraber olacak. O da tamamıyla bir işte normal sedanın uzunluğunu, bir MPV'nin genişliğini, bir SUV'nin de çok farklı amaçlarla arazi şartlarında vesaire bilir, kullanılabilir özelliklerini üçünü bünyesinde birleştirmiş. Yine en ulaşılabilir standartlarda olan son derece lüks, konforlu bir aile aracı olacak. Berk Bey çok teşekkür ediyorum. Biz bir şekilde devam edelim. Zeliha sesin geliyor mu? Görüyoruz. Evet, şimdi tabii Berk Bey'i uğurluyorum. Kendisi dediği gibi önümüzdeki yıl kendileri adına, Renault adına iki tane elektrikli otomobil Türkiye'de olacak. Onun dışında da yeni modeller sürprizleri de veriyor. Ama diğer taraftan da biraz fuardan da genel olarak bahsetmek gerekirse belki notlarını almışsındır ama 2000 bu çip kriziyle ilgili çok fazla konuşuluyor. Çip krizi biliyorsunuz tedarik sıkıntısı yarattı otomotiv sektöründe ve fuarın da ana gündem maddelerinden biri çip krizi oldu. Ve bütün otomotiv devlerinin başkanları bu krizin 2023 yılına kadar, ki 2023'ü de kapsaması muhtemel, süreceğini söylediler ve bu uyarılarda bulundular. Hatta Renault grubunun CEO'su Luca De Meo da aynı şekilde bu uyarıyı yaptı. Yani önümüzdeki dönemde evet bir taraftan otomotiv sektörü büyük bir değişimler içinde ama diğer taraftan da bulunurluk konusunda ciddi sıkıntılar var. Onları da göreceğiz. Evet, siz bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? Yani bu zaten dünyada otomotiv sektörünün yakından takip ettiği bir konu. Yine temel çıkış noktası pandemi oldu burada da biliyorsunuz. Markalar kendi içlerinde, yani kendi üretim periyotlarında bunun önlemini almaya çalışsalar da üreticiler sınırlı sayıda olduğu için ve üretim miktarı sınırlı sayıda olduğu için böyle problemlerle karşılaşıyorlar. Biraz daha temkinli davranmak adına daha uzak vadeler 2023 söyleniyor ama ben daha erken çözüleceğine inanıyorum. Yani tabii ki önümüzdeki süreçte farklılıklar, yani artık otomobillerin özellikle fuarda da gördüğümüz gibi elektrikli ve otonom araçların çip bağımlılığı daha da arttı. Yani bugün otomobildeki yakıt tüketiminden fren mesafesinin ayarlanmasına kadar her noktada çipler çok önemli. Tabii bir taraftan da baktığımız zaman yani ne kadar yatırımlar yapılsa da hala bir kapasite, yani pandemiyle beraber özellikle elektronik ev elektroniği, tüketici elektroniği artmasıyla beraber orada bir sıkıntı var. Umarım bu önümüzdeki... Yani bizim de temennimiz bu. Otomotiv sektörü gerçekten bana göre çok güzel bir noktaya gidiyor. Özellikle çevre standartlarını, çevre ihtiyaçlarını temin etmek, çevreyi korumak adına çok güzel bir noktaya evriliyor. Bunun herhangi bir sebeple, çip vesaire faktörlerle engellenmemesi lazım. Bu konuda da markalar ellerinden geleni yapacaklardır. Zeliha, senin bir sorun var mı? Sonuçta burada birbirinden yenilik, birbirinden farklı konseptler var. Diğer taraftan tabii bu fuar 2 yıl sonra ilk kez Avrupa'da fiziksel olarak düzenleniyor. Oradan nasıl değerlendiriliyor? Var mı? Çünkü sonuçta çok da fazla soran var. İstersen senin sorularına da cevap verebiliriz bir şekilde. Şimdi tabii Berlin'desiniz ve Münih'tesiniz. Münih'tesiniz. Bir taraftan da şunu merak ediyoruz. O kadar çok değişiklik var ki otomotiv konusunda. Önümüzdeki süreçte bu iklim değişikliği veya işte karbon izinin bırakılmaması, elektrikli araçlar. Ama nasıl bu iki senede yapılmayan fuarda, bu ilk defa iki sene aradan sonra yapılan fuarda otomobil şekilleri ya da teknolojisi ne derece ilerlemiş? Yeşil dönüşüm yeterli derecede
Yapılabilmiş mi mesela? Bu da çok ciddi bir konu. Bunu da merak etmiyor değiliz yani. Evet. Çok doğru söylüyorsun. Zaten otomotiv sektörü bu konuda en erken adımı atan sektörlerin başında geliyor. Sıfır emisyon hedefiyle beraber otomotiv sektörü ilerliyor. Bu fuarda da şunu gördük. Artık otomobillerin sadece giderken sıfır emisyon salgılaması değil, bir taraftan üretilirken de, yani karbon ayak izinin üretim aşamasından sonuna kadar. Ve artık şu da var fuarda, Berk Bey'e de soracağım bunu, artık sürdürülebilir, yani geri dönüşümlü malzemelerin kullanıldığı otomobiller, konseptler bu fuarda ilk kez görmeye başladık. %100 geri dönüşüm olduğu için bu araç hem üretim safhasında, hem giderken, hem de daha sonraki aşamalarda, yani hurda statüsüne çıktığı zaman da bu malzemelerin tekrar kullanılma amacı güdülmüş. Bu konuda da birçok yenilik vardı. Berk Bey, siz bu konuda hakikaten karbon ayak izi çok önemli. Renault'un özellikle yeni yönetiminin ortaya koyduğu bir vizyon var. 2030 yılına kadar araçlarının tamamını yeşil araç, yani elektrikli, çevreye hiçbir şekilde emisyon salınımı olmayan araçlar haline getirmeyi hedefliyor. Çok iddialı bir hedef bu. Aynı zamanda Renault yine bir sistem üzerine çok ciddi yatırım yaptı ve bunu da devam ettiriyor. O da biraz evvel sizin bahsettiğiniz geri dönüşüm. 2030 yılına kadar üretilen araçların %90'ına yakının geri dönüştürülmüş diğer araçlardan elde edilen materyalle imal edilmesi inanılmaz gibi hedefleri var. Gerçekten otomotiv sektörü herhalde bu konuda büyük öncü. Yani evet, bugün karbon emisyonunun belki %15-20'si otomotiv sektöründen kaynaklanıyor ama bu konuda en hızlı adımı atan da otomotiv sektörü oldu. Bundan sonraki aşamada aslında biz 2040 yılına döndüğümüz zaman herhalde artık içten yanmalılardan yavaş yavaş vazgeçiyoruz, üretimler bitiyor diyebiliriz değil mi? Kesinlikle, evet. Kesinlikle. Yani, özellikle dizelin 2025'ten itibaren bence yollardan çekilecek, yani otomobil anlamında bir araç olacak. Ticari biraz daha devam edebilir tabii. Ağır yük vesaire falan ama dizelde o geri çekiliş çok hızlı olacak. Akabinde hızlı bir şekilde hibritler daha büyük bir almaya başlayacak ve akabinde de full elektriklilere geçecek. Tabii bizler bir tarafta da fuarda elektrikli otomobiller kadar otonom araçlar, yani sürücüsüz araçlar da çok fazla ön plana çıkmış durumda. Kendi kendine gelen araçlar. Tabii bu konuda da şunu hatırlatmakta fayda var. Teknolojiler ilerledi, artık otomobiller kendi kendine gider hale geldi. Ama tabii arka planda aslında kanunlar da önemli. Yani siz kanunları değiştirmedikçe araçlar kendi kendine gitse de bunlar illegal olarak devreye giriyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde Berk Bey'e de soracağım. Trafik kanunlarının da artık otonom araca göre değişmesi gerekiyor dünyada. Türkiye'de herhalde bu kapsamda önümüzdeki dönemlerde bir düzenleme yapılacaktır diye düşünüyoruz. Şüphesiz dünyanın gittiği yön bu. Özellikle otonom araç, yani paylaşılabilir araç konseptinin bir adım ötesi otonom araçlardır. İnternet bağlantılı araçlardır ve nesnelerin internet adını verdiğimiz yeni bilim zaten otomotiv sektörünü ve araç kullanımını bu tarafa doğru götürüyor. Dolayısıyla insanların A noktasından B noktasına en ucuz, en konforlu, en güvenli şekilde taşınması, aynı şekilde mallarınızın, ticari mallarınızın da A noktasından B noktasına aynı standartlarda gitmesi yeni bir takım altyapıları gerektiriyor. Ve bunun otonom özelliklerde olması bu çok büyük değişimler gerektiriyor. Hem trafik kanununda, hem yol standartında, hem şehir teknolojisi ve altyapısı anlamında. Dolayısıyla bu değişimleri de önümüzdeki dönemde hızlı bir şekilde göreceğiz. Bunları Avrupa'da görmeye başladık. Uzak Doğu'da görmeye başladık. Umuyorum ki yakın zamanda ülkemizde de aynı standartlarda adımlar atılacaktır. Tabii şunu da sormak lazım. Bir taraftan elektrikli otomobiller, fabrikalar dönüşüyor, artık içten yanmalı üretimine ara vermeye başladılar. Ama tabii Türkiye'de de çok ciddi bir otomotiv sanayi var. Ve Renault'un da, Oyak Renault'un Bursa'da fabrikası var. Dolayısıyla Avrupa'ya ağırlıklı ihracat yaptığı için de önümüzdeki herhalde 4-5 yıl içinde artık Türkiye'deki fabrikaların da elektrikliye doğru bir değişimini göreceğiz diye düşünüyorum. Teorik olarak bunu söylemek mümkün tabii. Zaten üretilen araçlar, markanın hedefleri
bunu bize gösteriyor. Zaten şunu hatırlatmakta fayda var. Renault Türkiye'de çok ciddi bir hibrit motor fabrikası yatırımda yaptı. Yani bu konuda öncülerden bir tanesi. Herhalde bu payı hibritli ve elektrikli araçların üretimde artarak devam edecek. Tabii ki, tabii ki. Hedef budur zaten. Biz de bunu hedefliyoruz. Zeliha, bizden haberler bu şekilde Münih'ten. Gerçekten 2 yıl sonra heyecanlandıran bir fuar oldu. Pandemi sürecinde gerçekten biz de özlemişiz otomotiv sektörünün yazarları, işte sektör evet. yetkilileri ve heyecanlandık gerçekten. Ve önümüzdeki döneme ilişkin de sektör çok büyük sürprizlerle beraber elektrikli araçlar, sürücü araçlar geliyor. Benim aktarabileceklerim buradan Peki, bu kadar şimdi. Berk Çağdaş Bey'e şunu sormak isterim. Türkiye'de de uzun zamandır fuarlar yok. Bu sene olacak mı? Bir de sen sordun ama içten yanmalı motor meselesi Almanya'da 2030'a kadar bitirecek o işi. Türkiye'de de bu dönüşüm başlar mı? Ne zaman başlar? Şimdi Zeliha Hanım tabii şunu soruyor. Türkiye'deki fuar olacak mı fiziksel diyor ama dijital fuar olacak mı? Evet, yani ODD bu sene Otomotiv Distribütörleri Derneği her zaman alışık olduğumuz şekilde bir fuar yapılmıyor bu sene. Dijital bir fuar olacak. Dijital olarak gezmek mümkün olacak. Yani biraz evet. Pandemi kaynaklı nedenlerle yeni bir deneme olacak diyebilirim. Diğer bir sorusu var Zeliha Hanım. Biraz önce konuştuk. İçten yanmalar artık peyderpey markalar bitirmeye başladılar dizel başta. Zeliha diyor ki dizel Renault ne zaman öngörüyor bunu diyor. Renault markasında böyle bir planlama var mı? O, üretimsel bir şey bu tabii. Buna ben cevap veremem ama sektörün gidişatı dünyada ve ülkemizin buna ayak uyduruşu, yani Türkiye'de çok güçlü, devinimi çok yüksek bir sektördür otomotiv sektörü. Kendi kendine yeten, net ihracatçı bir sektördür. Dünyayı bu anlamda besleyen bir sektördür yaptığı ihracatlarla. Türkiye'de de bu hıza ayak uydurulacak diye düşünüyorum ama net bir zaman vermem çok zor. Zeliha, aktaracaklarımız bu kadar. Teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere diyorum. Kolay gelsin. Şimdi tabii bir de Volkswagen ve BMW'nin CEO'ları Bloomberg'e bir röportaj verdiler. Mobilite başta olmak üzere otomobilde yeni teknolojiler, bunlar önemli, biraz önce Emre de bahsetti ve sektörün geleceği konusunda Bloomberg'in sorularını yanıtladılar. Bu haberle bitiriyoruz. Akşam 9'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizim tahminimiz ve stratejimize odakladığımız şey şu. 2030 yılına geldiğimiz zaman yaklaşık olarak hareketliliğin %15'i bir tarz otonom hizmetlerden geliyor olabilir. Ve %85'i de özel araçlardan olacak. Farklı kullanımları olacak tabii ki. Yüksek ihtimalle bazıları paylaşılacak, bazıları kiralama yöntemiyle kullanılacak. Yani siz %15 ve %85 mi bekliyorsunuz? Evet, %15 ve %85 bizim tahminimiz. Evet, büyüyecek. Hareketlilik hizmetleri büyüyecek ancak bizim araç işletmemizi ortadan kaldırmayacak. Hizmetler tarafında, hizmetler işinde farklı gelir kaynakları var ve bir platforma ihtiyacımız var bu noktada arz ve talebi eşleştirebilmek adına. Onun ardından bir işletme olması gerekiyor ki şehirlerde filoları işletebilelim. Bugün kullandığımızda çok benzer araçların üretilmesi gerekiyor ve otonom sürüş sistemi konusu da var. Kimse bu konuda sorumluluk almak ve bir şeylerden sorumlu tutulmak istemiyor. O yüzden büyüme açısından iyi bir potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. Ve tabii iyi bir kar da olacaktır bu tarafta. Ve yaklaşık olarak çok hızlı bir büyüme göreceğimizi düşünüyorum. Ancak otomotiv sektörünü tamamen ortadan kaldırmayacak. Ek bir büyüme olacak bu tarafta ancak bütün hareketliliğin cirosu 2030'da baktığımız zaman bugünün 2 katı olabilir. Çünkü bu tarz inovasyonlar daha da gelişecek. Bu yıl kontratlarımızı genişlettik tedarikçilerimizle yaptığımız. 12 milyar eurodan 20 milyar euroya çıkardık. O tarafta bir artış oluyoruz ve her zaman şunu söyledik. Batarya teknolojileri ile elektrik araç teknolojileri gerçekten basit şeyler değil. Ancak şu an bu yoldaki 10. yılımızdayız. Bunları 10 yıldır geliştiriyoruz ve bunu piyasayı mümkün olduğu kadar hızlandırabileceğimizi konusunda kendimize güveniyoruz. Döngüsellik sadece ekolojik değil.